Ve şimdi sırada dil öğrenmek için gittiği Güney Kore'de ünlenen Büşra Köse var. Korelilerin dikkatini çeken genç kız peş peşe reklam teklifleri aldı. Show Haber'e Seul'de konuşan Köse, Korelilerin ona bu kadar ilgi göstermelerinin nedenini de anlattı. Ben Kore'nin güzellik algısına uyan bir yüze sahibim. Bir anda modellik teklifleri almaya başladım. Bazı markaların model yüzü oldum. O Korelilere hayrandı. Dil öğrenmek için Güney Kore'ye gittiğinde Koreliler de ona hayran olunca bir anda ünlü oldu. Güney Kore'nin başkenti Seul'deyiz. Yanımızdaki genç kadının adıysa Büşra Köse. Pek tanıdık gelmemiş olabilir sizlere ama Güney Kore'de onu tanımayan neredeyse yok. Kaçı? 자쿠지도 좀 하시고. 2018'de dil okuluna geldim. İlk geldiğimde sadece dil öğrenmek amacıyla geldim. Ama Kore'de tabii ki ilgim olduğu için Kore'yi seçtim. Daha sonra da burada işler yolunda gidince ve Kore'yi çok sevdiğim için burada kalmaya karar verdim. Büşra Korece öğrenmeye çalışırken Korelilerden ona bir makyaj reklamı teklifi geldi. O reklamı kabul etti ve oynadı. Ardından reklamlar üzerine adeta yağmur olup yağmaya başladı. Koreliler küçük yüzlü, büyük gözlü ve yüksek burunlu kızları beğeniyorlar. Tanınmıyor olsam bile sokakta insanlar fotoğraf çekmek istiyorlar. Korelilerin hayranlığı dedesinin Kore gazisi olduğunu öğrendiklerinde daha da artmış. Sosyal medyadaki takipçileri 100 bini aşıyor. Köse son olarak dijital bir platformda yayınlanan Narco Saints adlı Kore dizisinde bir mafya babasının sevgililerinden birini oynayarak oyunculuğa da ilk adımını attı. Daha iyi rollerde yer alarak burada oyunculuk yapmak istiyorum. Türk güzeli Köse kariyer için Kore'de kalmayı düşünüyor. Kim bilir belki ileride Türkiye'de de dizi ve sinemada onu görebiliriz.